Herkese merhaba arkadaşlar, Pink Plus YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Xium Vega X lastiğini inceleyeceğiz. Ürünü yakından inceleyecek olursak, lastiğin kapak kısmında bizi renkli ve şık bir tasarım karşılıyor. Arka tarafı çevirince en üst tarafta süngerin kalınlık derecelerini görüyoruz. Burada maksimum 2.0 ve 1.8 olarak 3 derece sünger kalınlıkları bulunuyor. Biz maksimum sünger kalınlığını tercih ettik. Ürünün arka kapağında özellikleri mevcut. Bu kısmı test ettikten sonra sizlere tekrardan aktaracağız. Test etmeden önce masatenis.com'un ürün hakkındaki açıklamasını okuyacağım sizlere. Vega lastik serisi 10 sene önce çıktığında devrim niteliğindeydi. Karbon süngeri ve muazzam spin yeteneği sayesinde bütün sporcuların gözdesi olmuştu. Makul fiyatı ve üstün performans sayesinde 10 yıl boyunca Vega serisi dünyada en çok satan lastikler serisine hale gelmiştir. 10. yılı şerefine piyasaya sürülen Vega X, Vega Pro lastiğinin daha üstün halidir. Çok daha spinli ve gergin üst yüzeyi sayesinde lastiğin topu kavrama gücü muazzam arttırılmıştır. Karbonlu süngeri daha tempolu hale getirilmiştir. Dayanıklılık ise normal lastiklere göre 1.5 kat daha arttırılmıştır. Bu kuvveti tempolu ve çok spinli lastiği bütün sporcular tavsiye ediyorlarmış. Sınıfı off art olarak göstermişler. Elastik medium, hız 15, kontrol 10, spin 15 olarak belirtmişler. Sırada ürünü test etmeye geçtik. Lastiği test etmek için off art sınıfı tahta kullandım. İlk izlenim olarak gerçekten heyecan verici olduğunu da söyleyebilirim. Kullandığımız siyah lastik Xium Vega X'tir. Oyun içerisinde forehand'de ve backhand'de gösterebilmek için raket çevirerek kullanacağım. İlk olarak forehand düz topla denemeye başladık. Forehand spin'i çekerken ekranlarda gördüğünüz gibi top etkili ve sert gidiyor. Vega X, kesik servislerde ve kesik toplara karşı spinlerde oldukça başarılı. Uzaktan spinli gelen topları kesmek biraz zor. Bu yüzden maksimum sünger kalınlığı yerine 2.0, 1.8 sünger kalınlığı tercih etmeniz daha iyi olabilir. Kısa toplara karşı da performansı gayet iyi. Lastik sert yapısıyla ön plana çıktığı için agresif oyunu inanılmaz derecede destekliyor. Masaya yakın ve orta mesafeli oyun için gayet ideal bir lastik. Servisten dönen toplara karşı ani atak performansını gösteriyoruz. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın.
Lastiğin topa verdiği falsoyu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, ürünü yaklaşık 3-4 saat boyunca test ettik. Ürünü kısaca özetleyecek olursak, lastik sert bir yapıya sahip ve oldukça hızlı bir lastik. Lastiğin kontrolünü değerlendirecek olursak, çok aşırı kolay bir kontrolü yok. Fakat sunduğu performansa göre zor bir kontrol de yok. Bu lastik için kontrolü özetleyecek olursak, ortalama bir kontrole sahip dememiz daha doğru olur. Lastiğin spin performansını değerlendirecek olursak, spinli oyun için iyi bir lastik fakat daha çok sert ve spinli agresif oyunlar için daha uygun bir lastik. Lastik şimdi genel olarak değerlendirecek olursak birazcık diğer lastiklere göre bir tık daha ağır ve süngeri Xium serilerinde özellikle biraz daha sert ve sıkı bir süngeri bulunuyor. Bu sertliğin oluşturduğu şeyler de mesela düz toplarda veya yavaş toplarda fazla etki gösteremeyebiliyor. Böyle beklediğinden daha yavaş gidebiliyor toplar. Fakat sert fast spinlerde veya kesiye sert spinlerde bu gibi spinlerde topu beklediğinizden gerçekten hızlı atabiliyor. Bazı forehand sert spinlerde kontrol dışına bile çıkabiliyor. Toplar beklenmedik bir hızla dışarıya uçabiliyor. Bunun gibi şeylerin dezavantaj da olabilir. Kişiye göre avantaj da olabilir. Bundan dolayı yani daha çok atak oyuncularının ön planda kullandığı bir lastik olabilir. Backhand'e güzel uyuyor. Backhand'deki spinlere güzel uyuyor gerçekten. Benim backhand'im en azından videolarda gördüğünüz teknikte ki backhand benim... Videolarda gördüğünüz benim backhand tekniğime yine güzel uyuyor. Lastiği off artı bir tahtayla denedik biz. Off artı bir tahtaya göre işte hızlı spinlerde top bir anda hızlanabiliyor. O kontrolden çıkabiliyor ama masaya değen toplarda çok güzel ve çok beklenmedik hızlı sert spinler köşelere çekebilmek imkanı sunuyor diyor. Fiyatına göre bence oldukça iyi bir lastik. Eğer siz de bu lastiği satın almak isterseniz ürünün linkini açıklama kısmına bırakıyoruz. İncelememizi istediğiniz ürünleri yorum kısmında belirtebilirsiniz ve daha fazla bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.